Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10 ay sonra NSS'ye ikinci bölümünü çekiyoruz. 10 ay içinde kendimin çok geliştiğini düşünüyorum. Yani oyun içinde bayağı bir geliştim. Yıldız puanım 10, yaşım 17, ismimi de değiştirdim. Yeni bir kariyer açtım. O kariyerde çok geliştiğimi düşünüyorum ki bir yıl içinde hileyle geliştim. Lütfen Akan hakkında fazla şey yapmayalım. Yani normalde oyunu kendimizin oynaması çok değişik yani. Değişik derken şey oluyor. Nasıl anlatabilirim? Yani çok zor oluyor gelişmesi. O yüzden ben de normal hile olarak oynuyorum. Hile şey değil yani böyle hani yıldız puanımızı geliştiren bir şey değil. Sadece ama sadece parayla alakalı bir hile. Oyunda en önemli şey para olduğu için sadece ama sadece parayla alakalı bir hile. Ben şu an enerji içeceğimi içeceğim ve yeni maça geçeceğim. O konu hakkında fazla takılmayalım. Maçımız Türkiye-Almanya ile önce yani ben geçen günlerde bir şey yapmıştım, maç yapmıştım. Orada 2-2 berabere kaldık. Türkiye ile Slovakya maç yaptı. Beni almadı tabii ki de teknik direktörümüz. Şu anda devam edelim. Türkiye-Almanya maçı var. Devam edelim. Şu anda top bizde. Daha oradan gol atmak çok zor oluyor ama ben birkaç kere atmıştım. Bir kere daha denedim. Şöyle sesini de kısacağım. Bana çok geliyor. Umarım size de çok geliyordur diye düşünüyorum. Uzun pas 15,8 metreden. Kafa gollerinde çok kötüyüm ama olacak mı? Olmadı. Yukarıdan çıktı. Neyse 1-1 berabereyiz şu anda. Uzak şutlarda ben kendimin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Vurduk ve gol. 25,3 metreden uzun şutla gol attık. Türkiye 2 dakika 45. Yani ilk yarı bitti. Almanya bir dakika. Türkiye 2, Almanya 1 ilk yarının sonucu. Devam ediyoruz. İlk yarıda başlar, ikinci yarıda başlar başlamaz bize bir top geldi. Çaprazlama yaptık ve arkadaşımız golü atamadı, kaçırdı. Çok hızlı konuşuyor olabilirim bu konu hakkında. Lütfen fazla takılmayın. Çünkü o konularda kendimi düzeltemiyorum. Yes, bir asistimiz daha oldu. 17,5 metreden de çaprazlama yapmış olduk. Aa, üst direkler hayatımın en saçma şeyleri. Üst direkleri bir santim falan yükseltsek daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bu arada bugün iki tane maç yapacağım. İki maçın sonunda yani videoyu kapatmayı düşünmek demeyeyim değilim. Ama yine de iki maç atacağım. Türkiye-Almanya maçını 3-1 kazandık. Bence en baştan başlayayım. İngiltere Danimarka'yı 3-1 yenmiş. Portekiz Slovakya'yı 3-1 yenmiş. İrlanda Ermenistan diyeceğim artık. Uzatmalarda 1-0 yenilmiş. Türkiye yani biz Almanya'yı 3-1 yendik. İspanya 3-1 İsviçre'yi yenmiş. İtalya penaltılarda 2-2 Norveç'le berabere kalmış. Bosna Hersek Hırvatistan'a 4-0 yenilmiş. Çek Cumhuriyeti İsveç'i 3-2 yenmiş. Devam edelim. Bu arada A milli takım çok az para veriyor. Maç başına 9 TL diyeceğim artık. Oyunun parasına ne deniyor bilmiyorum. Devam edelim. Devam edelim. Şu anda oyunda ikilem diye bir şey var. Oyunda yani karşınıza iki şey geçiriyor oyun. Burada yani mesela antrenör yani Türkiye A milli takımın antrenörünü seçersem sponsorların nasıl diyeyim yani aramızdaki ilişki azalacak. Eğer sponsorları geçersem sponsorlarınki artacak, antrenörünki azalacak. Ben antrenör demeyi seçiyorum. Antrenörünki %100 olduğu için artmadı ama düşmedi de. Yani çok mantıklı bir durum olmayabilir ama bence öyle. Şu anda Norveç'le maçımız var. Norveç'i yenmeliyiz. Lig bitti. O yüzden sadece şey maçları yaptırtıyor. Ne denir ona?
Yani uluslararası milli takımlar arasında maçlar oluyor. Aslında ben bundan önce bir video çektim. Videoyu yüklemedi. Neden yüklemedi bilmiyorum. O videoda 3 maç yaptım ve ligi bitirdim. Ama video yüklemede bir sıkıntı yarattı. O yüzden onu neden bilmiyorum. Şöyle offside'da. Bu arada oyunda offside'a da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla offside olmuyor. Ama offside'lar önemli pozisyonlar oluyor genelde. Bu arada top sürmede şöyle de oynatalım açık. Açık oynatak açık. Gidelim. Evet devam edelim. Şöyle güzel de bir orta açamasak da gol mü o? Gol. Nereden? Bir kere daha izleyeceğim. Yani sıfıra yakın bir yerde çok güzel bir gol attık. Bu tür goller zor oluyor. Videonun başında da denemiştik herhalde. Evet denemiştik. Ya demiştik de denemiştik de. Konuşamıyorum bugün. Bu arada çok yüksekten vurdum. Gol girmedi. 2-1 dakika 66. Devam ediyoruz. Top sürme. En sevdiğim işlem. Devam edelim. Bitirmeleri yapmamız gerekiyor. Çünkü bitirmeler çok çok önemli olabiliyor. Yani takımın maçın şey ya yani skorunu belirleyen vuruşlar olabiliyor. Bu arada hiçbir şekilde hiçbir antrenör bana serbest vuruşları vermiyor. Yenilek berabere kalak ne olacak? Uzatmalar. Uzatmalar çok önemli dakikalar oluyor genelde. Devam edelim. Topu nasıl kaybedebildik? Kaybettik ama çok kötü oldu bu. Çünkü kupadan mahrum kaldık. Küme çıktık yani bir lig yukarıya. Yani Türkiye birinci lige çıktık. Bu oyunda iki lig var. Bir Türkiye yani TR2 bir de TR1 var. Şu anda en yüksek lige çıktık. Bakalım. Kasımpaşa yılın kulüp oyuncusu ödülünü almışız. Türkiye 2. Lig'de yılın genç oyuncusu ödülünü almışız. Yılın lig oyuncusu ödülünü almışız. Dünya ödülünü almamışız. Kasımpaşa oyuncusu İsmail Murat'ı muhteşem bir sezonun ardından 3 yılın oyuncusu ödülünü kucakladı. 3 yılın oyuncusu olmuşuz. Jübile yapabiliyoruz ama 17 yaşında olduğumuz için yapma gibi bir gerekçe duymuyorum. Sezon sonunda seninle ilgilenen herhangi bir kulübe transfer olabilirsin. İlgilenen kulüpleri görmek ister misin? Elbette görmek isteriz tabii ki de. Elbette görmek isteriz tabii ki de. Devam edelim. Neden durdu oyun? Küme seçiyoruz. TR1. Kulüp seç diyoruz. Alanyaspor var. Göztepe var. Osmanlı var, Antalya var, Akhisar var, Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Galatasaray var, Başakşehir var, Konya var. Yani ben şu kaç, 2, 4, 5 takımın arasındayım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Konyaspor arasında kaldım. Beşiktaş diyeceğim ya. Aynen Beşiktaş'a gidelim. Antrenörle ilişkimiz azaldı. Teklifi kabul edelim. Maç başı 13 alacağız. Bu arada videoyu burada bırakalım. Sonraki maçımız Sivas Beşiktaş arasındaymış. Sivas Beşiktaş maçından devam edelim. Görüşmek üzere. Bir dakika. Görüşmek üzere. Bay bay.